Hangi yıllarda olacağı tam olarak belli olmasa da uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda İstanbul'da büyük bir deprem olacağı kesin. Bilim insanlarının bulduğu iki fay hattından biri Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uzanıyor. Diğeri ise İstanbul'un güneyine çok yakın. En sonki İstanbul depreminin üzerinden 250 yıl geçti ve bu 250 yıllık enerji her an patlayabilir. 7,5 büyüklüğünde bir depremin yaklaşık 60 saniye sürmesiyle 80 bin kişi hayatını kaybedecek, 135 bin kişi ağır yaralanacak ve milyonlarca kişi evsiz kalacak. Peki bizlerin bireysel olarak alması gereken önlemler nelerdir? Kolay ulaşılabilir bir yerde deprem çantası, mobilyaların sabit olması çok önemli. Deprem sırasında sabitlenmemiş dolap, raf ve pencerelerden uzak durulmalı ve masanın altına girmek yerine sağlam bir eşyanın yanında hayat üçgeni kurulmalı. Sigarayı bıraktığınızdan ilk 20 dakika içerisinde kan basıncınız ve kalp atış hızınız normale döner. 2 saat sonra nikotin isteği, hüzün, uyuşukluk ve gergin duygular yaratmaya başlar. 8 saat sonra ise artık içinize çektiğiniz karbon monoksitin vücudunuza girmemesiyle kan dolaşımındaki oksijen seviyesi normale girmiştir. 24 saat sonra şaşırtıcı bir şekilde öksürükleriniz artacaktır. Bu da vücudunuzun akciğerlerindeki toksinleri temizleme yoludur. 48 saat sonra vücudunuza giren nikotin tamamen çıkmasıyla hasar gören sinir uçları yeniden büyümeye başlar. 72 saat sonra ise stres ve depresyon gibi belirtiler ile nikotinin geri çekilmesi zirveye ulaşır. 1 ay sonra kalp damar hastalıkları ve kanser riski çoğunluk ile azalır. 3 ay sonra öksürme ve nefes darlığı gibi semptomlar ortadan kalkmıştır. 1 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalmıştır. 10 yıl sonra ise akciğer kanserine yakalanma ihtimaliniz sigarayı hiç bırakmayan birinin yarısına iner. Ve 15 yıl sonra kalp krizi riskiniz hayatınız boyunca hiç sigara içmemiş gibi azalır. Düşen bir asansörde ne yapılması gerektiği asansöre binen herkesin en az bir kere bile olsa aklına gelmiştir. Genelde ilk kurtuluş yolu olarak asansörün tam yere çakıldığında zıplamayı düşünürüz. Fakat bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü asansör düşerken asansörün altını göremediğimiz için tam olarak ne zaman zıplamamız gerektiğini bilemeyiz. Doğru zamanda zıplasak bile asansörün düşme hızını sıfırlayacak kadar hızlı bir şekilde zıplayamayız. Hadi onu da başardık diyelim, bu sefer de kafamızı tabana çarpma riski vardır. Asansör düşerken ayakta beklemek de iyi bir fikir değildir. Çünkü tam düşme anında bacaklarınızı ağırlığınızın 10 katı bir basınç uygulanır. Düşen asansörde yapılabilecek en iyi şey yere dümdüz sırt üstü uzanmaktır. Bu pozisyon çarpmanın etkisini tüm vücudunuza dağıtmanızı sağlayacaktır. Muhtemelen birkaç kemiğiniz kırılacaktır ama bu pozisyon daha ciddi yaralanmalardan korunmanızı sağlayabilir. Uykunuzdan uyanmak isteyip de uyanamadığınız, bağırmak isteyip de bağıramadığınız oldu mu hiç? Uykuyla uyanıklık arasında birdenbire üzerinize ağır bir yük binmiş gibi olur. Ne kadar çabalasanız da hareket edemezsiniz. Bağırmak istersiniz ama bağıramazsınız. Eğer gözünüzü açmayı başarabilirseniz karanlık gölgeler görürsünüz. Halk arasında karabasan, tıp dilinde uyku felci olarak nitelendirilen bu olay, hiç de sandığınız gibi nadir görünen bir olay değil. Uzmanlara göre beyin ve vücut arasında düzen bozulduğunda uyku felci meydana gelir. Uyku felci yaşayan insanlar REM uykusu sırasında uyanırlar. Yani beyin uyanık olduğu halde vücut kasları halen uyanamamıştır. Uykuyla uyanıklık arasında sıkışır kalırsınız. 2011'de yapılan bir çalışmaya göre insanların %8'i uyku felci yaşıyor. Uyku felcinin her ne kadar sağlık açısından bir zararı yoksa da yaşayan biri için çok ürkütücü olabiliyor. Her gün su yerine 2 litre kola içersek vücudumuza etkileri nasıl olur? Kola ağzımıza girdiği ilk andan itibaren yüksek asidi dişlerimizin üzerindeki diş minelerini aşındırmaya başlar. Bunun sonucunda da diş çürükleri oluşur. Bir bardak kolayı içtiğiniz ilk 10 dakika içerisinde 25 küp şeker kanınıza hızla karışacaktır. Bu da günlük şeker alımınızın 100 katıdır. Her gün su yerine sadece kola içerseniz bir hafta sonra ekstradan 5432 kalori almış olursunuz. Dünya genelinde aşırı kilolu insanların %20'si şekerli meşrubatlardan kaynaklıdır. Tüm şekerli meşrubatların aşırı tüketimi yaşlandırma sürecinde hızlandıracaktır. Elbette arada sırada nadir olarak içilen kola sağlığımızı pek de riske atmayacaktır. Ancak düzenli kola tüketimi rahatsızlıkların yanında bağımlılık da yapabilmektedir. Çok fazla şeker kullanmak sağlığımızı ciddi olumsuz yönde etkilemektedir. Kilo alma ve ruh halinizde olabilecek ani değişimler bunlardan en basit olanlarıdır. Birçok beslenme uzmanına göre şeker yağdan daha tehlikelidir. Peki şeker kullanmayı bırakırsak vücudumuza etkileri nasıl olur? Öncelikle büyük bir bağımlılıktan kurtulursunuz. Şekeri bırakırsanız şekerden alacağınız gereksiz ve sağlıksız kalorileri de almamış olursunuz. Böylece daha bir fit vücuda ulaşmak için ilk adımı gerçekleştirirseniz. Şeker ağızdaki bakteriler içinde büyük bir besin kaynağıdır. Bunun sonucunda da dişlerinizin çürümesi kaçınılmazdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre şekeri azaltmak bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Böylece daha az hasta olur, doktora gitmekten de kurtulursunuz.
Hayatımızın geri kalanında su dışında hiçbir içecek içmesek, ölene kadar sadece su içsek vücudumuza ne gibi etkileri olurdu? Chris Bailey isimli bir araştırmacı sadece su içtiği bir aylık bir deney yapmış ve sonuçları şaşırtıcı ve umutlandırıcı olmuştu. Bu deneyin sonucuna göre sizde de şu sonuçlar görülecektir. Fazla kilolarınız varsa herhangi bir diyet uygulamadan vücudunuz hızla kilo verecektir. 9 gün boyunca tüm içeceklerinizi su ile değiştirirseniz her gün 8 kilometre koşmanıza denk olan kalori miktarından kurtulursunuz. Metabolizmanız hızlanır ve böylece gün içerisinde enerji seviyeniz ve dinçliğiniz artar. Sabah evden çıkmadan içilen yarım litre su gün içerisindeki metabolizma hızınızı ortalama %24 arttırır. Gün içerisinde konsantrasyonunuzu arttırıp daha verimli düşünebilmenizi, eski halinize kıyasla daha çok enerjik kalmanızı sağlar. Ve su vücudunuzun ihtiyacına göre iştahınızı bastırıp fazla yemek yemenizi de önler. Acıktığınızda su içmeyi denerseniz gerçekten bir şeyler yemeye ihtiyacınız yoksa kendinizi acıkmamış hissedeceksiniz. Amerika'nın Virginia eyaletinde Carol Weir isimli kadın sağ gözünü aldırdığı ameliyat esnasında uyanır ve doktorun daha derin kes, daha güçlü çek dediğini duyar. Bağırmak, çığlık atmak ister ama sesi çıkmaz. Parmağını kıpırdatarak doktorlara uyanık olduğunu işaret etmek ister, yapamaz. Kas gevşetici çalışmış, uyutucu işlememiştir. Ağrı kesici de etkisini yavaş yavaş kaybettikçe Weir gözünün oyulduğunu hissetmeye başlar. Bağırmaya, ağlamaya, onları durdurmaya çalışır fakat hiçbirini başaramaz. Ameliyat tam 5,5 saat sürmüş ve bu süre boyunca bilinci zaman zaman gidip gelmiştir. Anestezinin etkisinden kurtulduktan sonra ise tüm gücüyle çığlık atmaya başlamıştır. Weir ameliyattan sonra senelerce kendine gelememiştir. Gece uyku ilaçları almadan uyuyamayan kadın bu travmasını çözmek için tedavi görmeye başlamıştır. En uzun uyumama rekoru 1963 yılında Randy Gardner isimli bir kişi tarafından gerçekleşmiştir. Randy bu deneyde 11 gün 24 dakika yani 264 saati uyumadan geçirmiştir. Deneyin birinci günü gayet normal geçti. İkinci gün dil sürçmeleri başladı. Üçüncü günden sonra dokunarak nesneleri tanımlayamadığı fark edildi. Dördüncü gün kokulara aşırı duyarlı hale geldi. Altıncı günden sonra paranoya düşünceler ve halüsinasyonlar görmeye başladı. Uykusuz geçen bir haftada yemeklerini birinin yardımı olmadan yiyemez haline gelmişti. 9. günden sonra Randy hafıza kayıpları yaşamaya başladı. 10. günün sonunda artık insanları ve isimleri hiçbir şekilde hatırlayamaz olmuştu. 11. günün sonunda ise Randy'ye 100'den geriye 7 çıkararak sayması istendiği fakat Randy'nin işlevi 5 kez yaptıktan sonra durduğunu, neden durduğunu sorulunca da ne yaptığımı unuttum cevabını vermesi üzerine deney sonlandırılmıştır. Randy'nin bu rekoru Guinness Rekorlar kitabına girememiştir. Çünkü bu tip insan sağlığını tehlikeye sokacak olaylar yarışma dışı bırakılmaktadır. 22 Mayıs 2010 tarihinde Lazio Handex isimli bir Amerikalı Bitcoin Talk isimli forum sitesinden 2 pizza için 10.000 Bitcoin ödeyeceğini açıklamıştır. Forumdan bir kişi Handex'in bu isteğini yerine getirdi ve 10.000 Bitcoin karşılığında 2 pizza gönderdi. Bu olayın gerçekleştiği dönemde 10.000 Bitcoin yaklaşık 40 dolara karşılık geliyordu. 2010 yılında 10.000 Bitcoin her ne kadar çok büyük bir değere sahip olmasa da günümüz için aynısını söyleyemiyoruz. Mart 2021 tarihi itibariyle 10.000 Bitcoin yaklaşık olarak 576 milyon dolar değerinde bulunuyor. Yani Lazio Handex pizza almak yerine Bitcoin'leri hala elinde tutuyor olsaydı şu anda 576 milyon dolarlık bir servete sahipti. Olaydan yıllar sonra Handex NY Times ile yaptığı bir röportajda Bitcoin o zamanlarda bu kadar değerli değildi. O yüzden pizza için Bitcoin ödemek inanılmaz bir fikir gibi gelmişti açıklamasını yapmıştır. Astral seyahat nedir? Ruhun bedeninizden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta taşınmasına astral seyahat denir. Ruhsal bir seyahat olan astral seyahat, insan bedeninin yapabileceği bir seyahat değildir. Astral seyahat yapabilen bir kişi artık farklı bir boyuta geçeceği için insan gözünün algılayamadığı varlıkları görebildiği düşünülmektedir. Hayatınızın belirli dönemlerinde bu olayı daha önceden yaşamıştım, sanki burayı daha önceden gördüm gibi cümleler kurduysanız ve bunun ne olduğunu merak ediyorsanız bunun adı dejavu. Fransızca'da önceden görmek anlamına gelen dejavu, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusudur. Peki neden böyle bir his yaşıyoruz? Yapılan araştırmalara göre beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkıyla çalışması, yani beynin bir tarafının diğer taraftan daha önce algılamasından dolayı geç algılayan taraf bu olayı daha önce yaşamış gibi olur.
Ayaklarımızın yere sağlam bir şekilde basmasını sağlayan şey yer çekimidir. Bu sebepten dolayı dünyada ortalama bir insan yerden 0.5 metre yükseğe zıplayabilir. Peki başka bir gezegende yaşamak zorunda olsak ne kadar yukarı zıplayabilirdik? Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'de yer çekimi kuvveti dünyadakinin yarısından daha azdır. Bu sebeple yaklaşık 1.2 metre yükseğe zıplayabiliriz. İkinci gezegen olan Venüs'e zıplamak isteseydik 0.6 metre yükseğe kadar zıplayabilirdik. Kendi gezegenimiz Dünya'yı geçip direkt Ay'a gidelim. Buradaki yer çekimi dünyadakinin 5'te 1'inden daha azdır. Bu yüzden burada zıplarsak havada yaklaşık 2.7 metreye kadar yükselebiliriz. Kızıl gezegen Mars'a zıplamak isteseydik 1.2 metre yükseğe kadar yükselebilirdik. Neptün'ün uydularından Triton'da ise yer çekiminin çok az olmasından dolayı zıplayarak 5.8 metreye kadar yükselebiliriz. Dünyanın en kısa evliliği 3 dakika sürmüştür. Yeni evlenen çift evlendikleri binadan çıkar çıkmaz boşanma kararı aldı. İlginç boşanma olayı Kuveyt'te yaşandı. Yeni evlenen çift nikahlarının kıyıldığı binadan çıkarken gelinin ayağı takıldı ve düştü. Bunun üzerine damadın geline salak diyerek dalga geçmesi genç kadını çıldırttı. Gelin hemen mahkemeye başvurup ayrılmak istediğini söyledi. Damadın bu tavrının kabul edilemez olduğunu ve ayrılmak istediğini hakime belirtti. Bu olay en hızlı boşanma davası olarak tarihe geçti. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan kışın sıcaklıkların -70 dereceye kadar düştüğü ve 250 bin nüfusa sahip dünyanın en soğuk şehri Yakutsk. Bu şehirdeki soğuğun şakası yoktur. Dışarıda 15 dakikadan fazla durmak tehlikelidir. Eğer çok sağlam giyinmezseniz burnunuzu ya da ayak parmaklarınızı kaybedebilirsiniz. Etrafta bulunan heykeller görebilirsiniz. Sıcaklık yazın dahi 0 derecenin üstüne çıkmadığı için erimeyen heykeller adeta buzdan bir şölen oluşturur. Arabaların motorlarını en fazla 30 dakikaya kadar durdurabilirsiniz. Aksi takdirde arabalar birer buzdağı olur ve bir dahaki yaza kadar çalıştırılması mümkün değildir. Dışarıda gözlük kullanılması imkansızdır çünkü gözlüğün plastik aksamı deriyi yırtabilir ve soğuktan gözlüğün camı çatlayabilir. Aynı zamanda bu evlerde buzdolabı da bulunmaz. Evin balkonları da zaten bu işlevi görmektedir. Atlas Okyanusu'nun ortasında yapayalnız bir ada olan Tristan da Cunha'nın toplam nüfusu 275 kişidir. Bu adanın en ilginç özelliği dünyada ulaşılması en zor yer olmasıdır. Adada bir havaalanı yoktur ve bu adaya ulaşım 2400 kilometre mesafedeki Güney Afrika'dan gemilerle yapılmaktadır. Bir okyanus yolculuğu yaklaşık 6 gün sürmektedir. Adada toplam 7 aile bulunmaktadır ve bunlar kendi aralarında evlendikleri için genetik hastalıklar yaygındır. Resmi dil İngilizcedir. Halk yerleşim yeri olarak adanın kuzeybatısındaki bu tek yerleşim yerinde toplanmıştır ve adanın geri kalan kısımları boştur. Burada yaşayan insanlar balıkçılık ve tarım yaparak geçimini sağlamaktadır. Bu adada otel bulunmamaktadır ve para harcayacak yer olmadığı için paraya pek ihtiyacınız olmayacaktır. Dünyada hiçbir savaş, hastalık ve ekonomik kriz bu adayı etkilememektedir. Einstein konferanslarını hep özel şoförüyle gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein'a "Efendim, uzun zamandır siz konuşmalarınızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum." demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş. "Peki şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim. Benim yerime sen konuş, ben de arka sırada seni dinlerim." Şoför gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada konu hakkında bilgili azıcık da ukala bir profesör o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş. Şoför hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp "Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip." demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle devam etmiş. "Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu göreceksiniz. O bile cevaplayabilecek." 19 Şubat 2013 tarihinde Los Angeles'ta Kanadalı bir turist olan 21 yaşındaki Elisa Lam kaldığı otelin su tankerinde ölü bulunmuştur. Ölümü otel müşterilerinin çeşmedeki suyun renginin bulanık olmasıyla ortaya çıktı. Çünkü genç kızın cesedi 3 haftadır su deposunun içindeydi. Olayın çözülmesi için araştırma yapan polisler otelin asansörünün güvenlik kamerasını inceledi ve gördükleri görüntüler karşısında şok oldular. Asansörün videosunda Elisa bir şeylerden kaçmaya çalışır gibi garip hareketler yapıyor, asansörün tüm düğmelerine basıyor ve asansör çalışmıyor. Bunun üzerinde genç kız asansörde görünmeyen bir şeyler ile konuşuyor ve bu esnada elleri çok garip bir şekilde ters dönüyordu. Elisa'nın cesedinin su tankerinden çıkması ise olayı daha da tuhaf bir hale getirdi. Çünkü Elisa'nın iki güvenlik alarmını geçip su tankerine atladıktan sonra arkadan su tankerinin kapağını kapatması imkansızdı. Ceset üzerinde yapılan otopsi sonucu genç kızın üzerinde hiçbir saldırı izi, alkol ya da uyuşturucu bulunamadı. Elisa Lem'in ölümü hala gizemini korumaktadır.
Evinde anakonda besleyen kadın çok sevdiği yılanının artık yemek yemediğini fark etti. Ne yaparsa yapsın 2 metre boyuna ulaşan yılanı yemek yemiyordu. Duruma bir çare bulmak isteyen kadın yılanını veterinere götürdü. Durumu veterinere anlattı ve veteriner ona "Yılan sana sık sık sarılıyor mu? Yanında uyuyor mu?" diye sordu. "Evet" diye yanıtladı kadın. Durumu anlayan veteriner devam etti. "Bakın, yılanınız hasta değil, sizi yemeye hazırlanıyor. Bu yüzden sık sık sizi sarılarak ne kadar büyümesi gerektiğini ölçüyor ve yemek yememesinin sebebi de sizin için midesinde yer açmak." Bu hikayeden şu şekilde bir sonuç çıkarabiliriz. Etrafınızdakileri iyi tanıyın. Bir insan size yakın davranıyorsa bu her zaman iyi niyetli olduğunu göstermez. Banka yanlışlık yaptı, hesabına 2 trilyon euro yatırdı. Bir günlüğüne de olsa dünyanın en zengin insanı oldu. Serveti Jeff Bezos, Bill Gates ve Elon Musk'ı bile geçti. Olayın adresi Belçika. Maheux isimli bir adam hesabındaki 35 euroluk bir işlem için bankaya başvurdu, iadesini istedi. Yaklaşık 35 eurosunu kurtarmak isterken hesabını yapmasının bile zor olduğu bir servete kavuştu. Çünkü banka çalışanı bir hata yaptı ve 35 euro yerine tam 2 trilyon 35 euro yatırdı. Hesabını kontrol eden adam gözlerine inanamadı, ancak dolandırıcılık kurbanı olabileceği şüphesiyle hemen bankayı aradı, hatayı düzelttirdi. Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan adam yüzlerce arkadaşlık teklifi aldı. Hatta para isteyenler bile oldu. Meşhur dolandırıcı Sülün Osman'ı hiç duydunuz mu? Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, tramvaylar ve şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak efsane haline gelmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde saat kulesine bakıp saatlerini ayarlayan vatandaşlardan "bu saat kulesi benim" der ve saate baktığı için saate bakma parası alırmış. "Bu işten ne kadar kazanıyorsun" diye soran insanlara da saat kulesini satarmış. Taksim Meydanı'na kilim atıp "bu yol benim" der ve gelen geçen herkesten para alırmış ve "yine bu işten çok kazanıyor musun" diyenlerin vay haline yolu satarmış. Dolandırıcılıktan kazandığı paralar tatlı gelince Galata Kulesi'ni bile satmaya çalışmış. Bir günde Galata Köprüsü'nü satmaya çalışırken yakalanmış ve hapse girmiş. Mahkemede ise savunması şu şekilde olmuş: "Kusura bakma hakim bey, memlekette Galata Kulesi'ni bile alacak eşekler oldukça ben bu kuleyi satarım." Bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırgaya sebep olabilir. Kelebek etkisi. En basit tanımla bir sistemin başlangıç verilerinde küçük değişiklikler yapıldığında öngörülemez ve büyük sonuçların doğabilmesidir. Kelebek etkisi insan hayatının ne kadar hassas bir düzenek üzerinde olduğunu, minik bir kar topunun nasıl bir çığa dönüşebildiğini ifade eder. Yani hayatımızda önemsiz olarak görünen küçücük bir olay, ilerideki tüm hayat akışımızı büyük ölçüde değiştirebilir. Lucid rüya nedir? Lucid rüya ya da Türkçe adıyla berrak rüya, kişinin rüya esnasında rüyada olduğunun farkına varması ve rüyasını kontrol edebilmesidir. İnsanların yarısının hayatında bir kez de olsa rüyalarını kontrol edebildiği düşünülmektedir. Hayat arkadaşının makyajsız halini ilk kez düğün sabahı gören adam hayatının şokunu yaşadı. Evlendiği kadını tanıyamadı. Önce hırsız sandı, ancak eşiydi. İlginç olay Cezayir'de yaşandı. Evlenmeye karar veren genç çift geleneksel yöntemle dünya evine girdiler. Genç kız evleneceği adamın yanında hiç makyajsız dolaşmamıştı. Buluşmalarda, gezmelerde, etkinliklerde makyaj ve bakımını hiç ihmal etmedi. Ta ki düğün gecesinin ertesine kadar. Düğün sabahı yüzündeki makyajı silen kadın bambaşka biri oldu. Bunun üzerine koca aldatıldığını öne sürdü ve soluğu mahkemede aldı. Psikolojik olarak yıprandığını öne süren adam karısından 20 bin dolar tazminat istedi. Her ne kadar Birleşmiş Milletler tarafından kölelik yasaklanmış olsa da sadece kılıf değiştirilerek önümüze modern haliyle sunulmuş oldu. İşverenler tarafından çalışanların sürekli işsizlikle tehdit edildiği, ev, araba gibi temel ihtiyacımız olan şeylere sahip olmak için bir ömür çalışmak zorunda kaldığımız sisteme modern kölelikten başka ne diyebiliriz ki? Modern kölelik içinde bulunduğumuz sistemin açığa çıkarılmak istenmeyen en büyük manipülasyonudur ve amacı düşük gelirli insanları sömürüp zengini daha da zenginleştirmektir. Ekonomik olarak zor durumda olan insanların o kötü durumda faydalanarak büyüyen bir oluşumdur. Eskiden köleler sahiplerinden kaçıp kurtulabilirlerdi ama modern kölelik tüm bu sorunları çözecek şekilde tasarlandı. Euthanasia Coaster ölüm treni korkunç derecede veya tedavi edilemez koşullarda olan insanları acısız ve eğlenceli şekilde öldürmek için 2010 yılında Litvanyalı mühendis Urabanas adında bir kişi tarafından tasarlanmıştır. Bu tren yerden 500 metre yukarıya çıkıyor ve ardından 360 kilometre hızla dik açıyla indikten sonra üst üste 7 kez ters dönme aşaması başlıyor. Trenin bu dönüşümleri tamamlaması 60 saniye sürer. Bu yükseklikten bırakıldığında yolcular insan bedeninin kaldırabileceğinden fazla G kuvvetine maruz kalır ve bunun sonucunda yolcuların beynine giden o
oksijeni kestiği için ölüme sebep olur. İlk iki dönüşte yolcuların beyin ölümleri çoğunlukla gerçekleşir. Kalan 5 dönüş ise ölümü garanti altına almak içindir. Bu tren keyifli ölmek isteyenlerin ötenazi olarak kullandığı bir yöntemdir. Rusya'da en yüksek not 5 iken bir çocuğa boş kağıt verse bile alabileceği en düşük not 2'ymiş. Bu uygulamadan yeni haberdar olan biri şaşkınlıkla Moskova Üniversitesi'ndeki Dr. Theodor Medrayev'a sormuş. Boş kağıt veren bir öğrenciye neden 0 yerine 2 veriyoruz? Niye öğrencilere adil davranmıyoruz? Medrayev bu soruyu her sabah saat 7'de soğuk havalarda bile kalkıp okula gelen, tüm dersleri takip eden, toplu taşıma ile sınava saatinde yetişen ve soruları cevaplayamasa bile en azından sınava giren, başka bir hayat yaşayabilecekken okumayı seçen birine nasıl 0 verebiliriz diyerek cevaplamış. Biz demiş sadece sınavdaki sorunun cevabını bilmiyor diye hiçbir öğrenciye 0 veremeyiz. En azından insan olduğu ve denediği için o öğrencilere de saygı göstermeliyiz. 14 Şubat genel olarak aşkın kutlandığı bir gün olarak akıllara kazınsa da kökeni Roma dönemindeki bahar festivaline kadar gidiyor. İlk resmi Valentin günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edilmiştir. Peki nedir 14 Şubat'ın tarihçesi? Milattan önce 4. yüzyılda bir geleneğe göre her yıl belli bir günde düzenlenen festivalde kura çekerek eşleşen çiftler gelecek yılın o gününe değin birbirinin sevgilisi olurmuş. Derken İmparator Claudius genç sevgililer için düzenlenen bu özel günden rahatsız olmuş. İyi savaşamadıkları gerekçesiyle sevgililerin birlikte olmasını ve evlenmelerini yasaklamış. Ancak Valentin isimli bir aziz imparatordan gizli gizli genç çiftleri evlendirmeye devam etmiş. Bir gün imparator bu durumu anlamış ve azizi idam ettirmiş. İşte o gün bugündür kendisini aşıklar için feda eden Valentin adına öldüğü gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır olmuş.